Bir gün iki çocuk Nasreddin Hoca'ya oyun oynamaya karar vermiş. Bir tanesi hocayı oyuna getirebileceğini düşünüyormuş ama diğeri hocanın oyuna gelmeyecek kadar akıllı olduğunu biliyormuş. Aralarında konuşurken hocanın onlara doğru yaklaştığını görmüşler. Hey, hoca buraya geliyor. Çok akıllı ama bugün onu kandıracağım. Onu kandıramazsın. Bak, şu an elimde bir kuş var. Ona bu kuş canlı mı, ölü mü diye soracağım. Eğer canlı olduğunu söylerse, kuşu öldürüp ölü olduğunu göstereceğim. Eğer ölü derse, elimi açıp onu serbest bırakacağım. Çok iyi fikir. Hoca onlara iyice yaklaşmış. Çocuklar merakla hocaya bakmışlar. Çocuklar konuşmayı nasıl başlatacaklarını bilmediklerinden rahatsızmış. Birbirlerine bakmışlar ve sonra hocaya dönmüşler. Hayrola gençler, bir şey mi oldu? Sana bir şey soracağız. Tamam, hadi sorun bakalım. Elimizde bir şey tutuyoruz. Canlı mı, ölü mü? Nasreddin Hoca bir an düşünmüş. Derken planı anlamış ve cevap aklına gelmiş. Hiç duraksamadan çocuklara gülümsemiş. Genç arkadaşlarım, o tamamen sizin elinizde. Bu cevap çocukları çok şaşırtmış. Yenildiklerini kabul edip hocanın aklına hayran kalmışlar. Yaşlı bir adam konuşmayı izliyormuş. Hocanın zekası onu da şaşırtmış. Hoca çocuklardan uzaklaşmaya başlayınca onu durdurmuş. Bayım, iyi bir yemeği nerede yiyebileceğimi söyler misiniz? Eğer sol taraftan giderseniz iyi bir lokanta görürsünüz. Neden yemeği benimle yemiyorsunuz? Nasreddin Hoca biraz düşünmüş ve yemekte yaşlı adama katılmaya karar vermiş. Yaşlı adam çok heyecanlanmış ve birlikte lokantaya gitmişler. Garson, bugün ne yemek var? Balık, köreli taze balık. Bize 2 tane getir. Garsonun balıkları getirmesini beklerken birçok konuda konuşmuşlar. Ve yaşlı adam hocanın zekasından çok etkilenmiş. Birkaç dakika sonra garson büyük bir tabak içinde 2 tane balık getirmiş. Ancak biri diğerinden epey küçükmüş. Nasreddin hiç tereddüt etmeden büyük balığı almış ve tabağına koymuş. Yaşlı adam çok sinirlenmiş ve ona bağırmaya başlamış. Ahlaki, dini ve etik kuralları bilmiyor musun? Çok güzel konuşuyorsun ve çok kötü davranıyorsun. Nasreddin Hoca yaşlı adamın sinirli vaazını sakince dinlemiş. Ama sonunda onun da sabrı taşmış. Peki bayım, Benim yerimde olsaydınız siz ne yapardınız, söyler misiniz? Ben akıllı biri olarak küçük balığı mutlaka kendime alırdım. O zaman neden kızıyorsunuz ki? Size sıkıntı yaratmamak için aynı şeyi yaptım. Ve büyük balığı aldım. Hoca küçük balığı adamın tabağına koymuş. Yaşlı adam gülümsemeye başlamış. Ardından hocaya bir balık daha söylemiş. Lokantadan çıktıktan sonra bile yaşlı adam hocayla geçirdiği güzel zamanı düşünüp kahkahalarına engel olamıyormuş. Soğuk bir kış günü Nasreddin Hoca meydanda arkadaşlarından bazılarıyla sohbet ediyormuş. Merhaba. Bu şekilde zaman geçirmeyeli çok uzun zaman oldu. Hoca, biz sürekli buluşuyoruz ama sen hep meşgulsün. Eğer yeterli param olsaydı, gereksiz işler peşinde koşturmazdım. Bu çok zamanımı öldürüyor. Neden insanlarla tartışıyorsun? Bu yüzden bir işte kalıcı olamıyorsun. Tam o sırada bir adam elinde mektup koşarak hocaya gelmiş. Nasreddin Hoca, bu mektubu bana okur musun lütfen? Hey, sen de kimsin? Bizi neden böyle rahatsız ediyorsun? Sorun değil Musa. Hoca mektuba bakmış ama tek kelimesini bile anlamamış. Üzgünüm ama bu mektubu okuyamıyorum. Utan hoca. Taktığın sarığın yüz karasısın sen. Nedenmiş o? Bu sarık neyin simgesi? Sadece akıllı olanlar sarık takar. Sadece sarık takmayı öğrendiğinde kullanırsın. Hey, bu çok fazla konuşuyor. Ona buradan gitmesini söyle. Sakin ol hacı. Hoca sarığını çıkarmış ve adamın kafasına geçirmiş. Hey, ne yapıyorsun? Şimdi sarık taktığın için sen de çok akıllı oldun. Lütfen mektubu oku. Aferin hoca. Evet, sarığın büyüsü sayesinde mektubu oku. Adam hatasını anlamış. Özür dilerim hoca. Sorun değil. Yardım etmeye çalışan insanlarda sakın kusur arama. Hadi gecenin tadını çıkaralım. Ay bu gece ne kadar da güzel. Aslında ay güneşten daha faydalıdır. Peki neden? Geceleri ışığa, gündüzden daha çok ihtiyacımız var. Güzel şakaydı. Güzel şaka. Çok iyiydi. Hacı, normalde soğuk hava beni hiç rahatsız etmez. Hatta gerekirse bütün geceyi hiç ısınmadan geçirebilirim. Öyle mi? Nasreddin, yalan söylüyorsun. Bahse girelim mi? Nesine peki? Eğer hiçbir ısı kaynağından faydalanmadan bütün gece köy meydanında kalabilirsen, ikimiz de sana güzel birer yemek ısmarlayacağız. Ama bunu başaramazsan, sen bize akşam yemeği ısmarlayacaksın. Pekala, bahse varım. Arkadaşları giderken, o gece Nasreddin Hoca acı soğuğa rağmen bütün gece köy meydanında beklemiş. Sabah olunca arkadaşlarına gitmiş. Hey Musa, Hacı, çıkın. Buraya köy meydanından geliyorum. Bütün gece orada bekledim. Seninle gelip bakacağız. Hadi hacı. Arkadaşlar köy meydanına ulaşmış. Nasreddin, bahsi kaybettin. Nedenmiş? Ne oldu ki? Gece yarısı civarı, yatmadan hemen önce, durduğun yerin yaklaşık 300 metre arkasındaki bir pencerede bir mum yandığını gördüm. Bu, onunla ısınmaya çalıştığının göstergesiydi. Bu çok saçma. Pencere arkasındaki bir mum, 300 metre uzaktaki bir insanı nasıl ısıtabilir ki? Nasreddin, Musa'nın söylediği doğru. Bize ziyafet çekmelisin. Nasreddin sükûnetini bozmamış ve yemek davetini kabul etmiş. Hocanın arkadaşları tam zamanında gelmiş. Onlara sunacağı leziz yemeği beklerken eğlenip şakalaşıyorlarmış. Ama yemek hazır değilmiş. Yemek hazır mı? Karnımız çok acıktı. Lütfen bekleyin. Neredeyse pişti. Nasreddin yemeği hazırlamak için mutfağa girmiş. Çok uzun bir zaman geçmiş. Ama yemek falan gelmemiş. Nasreddin'e ne oldu? Bizi burada uzun süredir bekletiyor. Bize çok kızmış olmalı. Aptalın teki. Daha fazla beklemeyeceğim. Hacı ve Musa mutfağa girmişler. Yemeğin hazır olmadığını görünce çok şaşırmışlar. Nasreddin Hoca'nın tavanda sallanan büyük bir kaba baktığını görmüşler. Ve bu kabın altında yanan bir mum varmış. Nasreddin, bizimle oyun mu oynuyorsun? Bizi sinirlendirmek için mi çağırdın? Sabırlı olun arkadaşlarım. Yemek birazdan hazır olur. Gördüğünüz gibi pişiyor. Sen aklını mı kaçırdın Nasreddin? Bu kadar küçük bir ateş böyle bir kabı nasıl ısıtabilir ki? Söylediğin şey beni çok şaşırttı. Cam arkasındaki bir mum 300 metre uzaktan birini ısıtabiliyorsa, aynı alev 1 metre uzaktan bu kaptakileri de rahatlıkla pişirebilir. Öyle değil mi dostlarım? Musa ve Hacı başlarını eğip utanmışlar. Özür dileriz hoca. Hocam, bunu şaka olsun diye yapmıştık. Hadi bu gece gidip iyi bir yemek yiyelim. Ne dersin? Elbette. Zekasından etkilenen arkadaşları hocaya çok güzel bir yemek ısmarlamış.